Evet değerli arkadaşlar, 1,5 yıldır beklediğimiz mahkeme nihayet başladı. Ancak yargılama esnasında şunu müşahede ettim. Büyük bir kumpas tiyatrosu sergileniyor. Ezberletilmiş ifadelerle bu siyasi cinayeti adi bir cinayet davasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Davalardan önce hepimizin de şahitlik ettiği gibi Ülke Ocakları mensuplarının, taraftarlarının, yer yer MHP, MYK üyelerinin ve genel başkan yardımcılarının söylemleriyle birebir örtüşen ifadeler veriyor bu suçlular. Burada bu görülen tablo gerçekten içler acısı. İçler acısı bir tablo var. Yargılanan ne, yargılanan kim, ben bunu gerçekten anlayabilmiş değilim. Yalnız bu kurulan kumpas bunların başına geçecek, geçirilecek. Devletle tanışacaklar, devletin adil yüzüyle herkes tanışacak. Hiç kimse yaptığı suçu yanına kalacak zannetmesin. Sanki bu kadar insan tesadüfen bir araya gelmiş gibi bir izlenim oluşturmaya çalışıyorlar. Bir set çekmişler. O setin arkasına geçilmesin istiyorlar. Bu siyasi cinayetin siyasi ayağı ortaya çıkmasın istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Ne kadar kumpas kurarlarsa kursunlar. Kurdukları her oyun, her alçaklık onların başına geçecek. Bunu herkes böyle bilsin. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarım. Adalet arayan mağdur bir kadını dinlediniz. Eşini kaybeden bir anneyi dinlediniz. Mahkeme salonunda olay sanki siyasi bir olay değil, adi bir olaymış gibi bir algı yaratılmak istendi. Olay açık ve net ifade edelim. Olay siyasi bir olaydır. Cinayet siyasi bir cinayettir. Rahmetli bir akademisyen aynı zamanda bir siyasetçidir. Adi bir olaya kurban edilmemiştir. Siyasi bir gerekçelerle, siyasi olaylarla kendisi katledilmiştir. Bir annenin, bir eşin adalet istemesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama salonda gördüğümüz, birbirleriyle anlaşan, neleri konuşacaklarını önceden planlayan bir yapıyla, bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama hiç kimse endişe etmesin. Bu davada adaleti gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Bu dava kim vur diye giderse ülke kaybeder, demokrasi kaybeder, adalet kaybeder, hepimiz kaybederiz. Hangi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımı adalet konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Ayşe Ateş'in davası 83 milyonun davasıdır. Hepimizin davasıdır. Bu dava bir adalet davasıdır. Ve bu adalet davasını takip etmek, izlemek ve sonuçlandırmak da adaleti savunan herkesin ortak görevi olmak zorundadır. Benim de söyleyeceklerim bu kadar değerli basın mensupları. Ben bir sorum soracaktım. Dünkü duruşmada mahkeme başkanının tutumunu Sayın Ayşe Ateş nasıl buldunuz? Sizleri avukatlara dışarı atmak istedi, bağırışmalar yaşandı. Nasıl değerlendiniz? Nasıl? Ne söylemek istersiniz? Efendim, sanki bugünkü tavırda, dünkü tavırda gerçekten davanın üzerindeki siyasi baskının ve karanlığın bir göstergesiydi. Durum bundan ibaret. Sayın Kılıçdaroğlu, Doğukan Çep azmettirici sizi ilk gün hedef aldı. Bay Kemal nerede diye seslenmişti. Bugün de aslında size atıfta bulunduğu söylenebilecek bir şey yaptı. Mahkeme başkanı yoklama alırken buradayım şeklinde bir söylemi var. Sizce Doğukan Çep'in hedefi olmanızdaki sebep nedir? Adaleti aradığım için. Hazmedemiyor bunu. Bu davayı kamuoyunun gündeminde tuttuğum için hazmedemiyor bunu. Nasıl olsa bu siyasi davadır. Biz bunu işleriz. Cinayeti işleriz. Arkamızda büyükleri var. Büyüklerimiz var. Bizim onlar gelirler bu olayı kapatırlar diye düşünüyorlardı. Düşünceleri buydu. İnançları buydu. Ama baktılar ki karşılarında
Evet, onun da ifade ettiği gibi Bay Kemal var. Adaleti savunan bir insan var. Adaleti savunmazsak dünyayı yok etmiş oluruz. İnsanlığı yok etmiş oluruz. Adalet hepimizin ortak hedefi. Adalet herkes için. Doğa için de adalet arıyoruz biz. Herkes için. Dolayısıyla Sinan Ateş bu ülkenin yetiştirdiği bir entelektüeldi, bir akademisyendi. Böyle sokak ortasında vurulacak, katledilecek ve biz gözlerimizi kapatacağız ve bunu görmeyeceğiz. Onların feriştahı gelse biz bu davayı takip edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.